süper bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çok fazla heyecanlı bir giriş olmadı. Sebebi Akif ve Kerem yok. Neden? Peki sen ne yaparsın? Ben ne yaparım? Arkadaşlar şimdi Akif ve Kerem'in son videoda vicdansızca hareketleri gördünüz. Marko çocuğu bulmaya çalıştı bilmem ne. Yaptığı yanlışın aslında farkına vardı ama dersini almadı. Dersini vereceğiz ve Kerem olmasın artık, Akif olmasın, seni tekte izleriz falan diye yazmışsınız. Hepinize teşekkür ederim. Ama yaşadığımız bir olaydan dolayı birini satmak ne kadar doğru bir şey olur tam bilmiyorum. Şu an hala bir video çekebileceğimiz garanti değil ama bugün Kerem videodaki kurbanımız olacak. Bir sonraki sahneye geçelim. Alo? Efendim kanki. Ne yapıyorsun kanki? Öyle soulmate'deyim abi. Sen ne yapıyorsun? Kahvesi mi kesiyorsunuz soulmate'de? Ne yapıyorsunuz? Babam kahve içiyoruz. Gel ısmarlayayım. İki kahve oturuyor. İki kahve oturuyor musun? Abi ayıp mı ya? Ayıp mı? Baba. Son video yaptıklarından sonra. Sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Kanka ayıp oluyor, ayıp oluyor. Son videoda yaptıklarını unutma istersen. Şöyle bir düşün. Ben mi yaptım? Lan bütün Türkiye, neyse onu geçip de kanka benim çok kötü bir durumdayım. Yardımına ihtiyacım var. Şu an. Ne oldu? Kanka benim şanzımanı bozduğun için sen dördüncü videsini. Oğlum ben bir şey yapmadım araba. Lan araba çalışmıyor evde. Bugün ittire suyumuz çıktı, çalışmıyor araba. Şanzıman bozuk, dörde geçmiyor, arabayı çalıştırdık, dörde geçmiyor. Neresine neyine bastıysanız şahsemi ne yapıyor? Elektrik kaçağı varmış, akü boşaltıyor. Ben şimdi annemin Adana'ya gideceğim. Düğün var. Birazdan çıkmam gerek. Sabahtan beri arabayla uğraşıyorum. Birkaç ustayı aradım. Bu akü boşalıyor. Şimdi bunu ittirerek çalıştırıyoruz. 4 yol. 3. viteste 50 ile ben akşama kadar zaten Adana'ya yetişemem. Annem beni bekliyor. Yücel abiyi aradım. Arabasını rica etmek için. O da şey dedi. Kanka dedi, vallahi dedi, ben dedi şu yeni bir dükkan, hayli şey dükkan tutuyorlarmış ya, onunla uğraşıyorum dedi. Verdim de sağa sola gitmem gerekiyor dedi. Ben de şey için aradım, senin arabayı yaptırmıştın da Maraş'ta bir şeyler olur falan filan dedim. Araban geldi mi? Sağlam mı şu an? Yok ya, Maraş'ta sanayide tedbiraj gitti. Sen de onu yaptın mı, adam mı geldi? Kanka benim arabaya ihtiyacım var, kimi arasam bugün pazartesi diye bilmiyorum ama herkesin bir işi var. Ya otobüse biniyorsun, annemin de çocuğu nasıl bindirim kardeşim bilmiyor musun sen? Bir de düğüne gideceğim, gece ben nasıl araba bulurum, ne yapacağım? Kerem beni öyle bir çıkmada soktun ki. Ya oğlum ben bir bakayım seni arayayım. Neyse kanka ben bir bakayım da sen de bir bakmaya çalış, eğer bir yardımın dokunabilecek bir şey olursa. Tamam ararım ben yine seni. Hadi görüşürüz. Bak şimdi hem böyle demen iyi oldu. Çünkü bir hemen dersen belki bir şey aslında olabilir diye. Birazdan arayıp işte rentekardan araç buldum. İşte gelir misin? Aynen. İşte ben sana konum atayım falan filan. Hani bir de biraz vicdan da yaptığım şey dedim ya. Kanka dedim böyle işte falan. Aynen. Ben bakmaya çalıştım. Bak, yardımın dokunacak bir şeyin olursa şey yap dedim. Şimdi tamam o moda girdi. Şimdi şöyle yapacağız. Furkan'ın cüzdanı çalındı. Yani cüzdanı düşürdüğü için, motorlar cüzdanı düşürdüğü için hiçbir şekilde ehliyeti, işte kimliği falan filan yok. Mevzusundan yürüyoruz. Kerem'e arabayı kiralattıracağız. Alo. Ha?
Kankam müsait misiniz? Ben müsaitim, ne oldu? Şimdi ben daha sol aradım da kimse de bir şey yok. Bir tane arkadaşım bir entegar önerdi. Dedi ki tanıdık dedi. Bir tane de borçlu arabalar var dedi. Sormuş. İstersen dedi git dedi oradan dedi şey yap dedi. Araba kiralamak zorundayım. Yani gitmem gerekiyor Adana'ya da. Geç döneceğim kimseden de emanet alamadım. Kiralama kanka o zaman. Kanka aslında sıkıntı ne biliyor musun işte senin arabandaki? Ben şu an kiralayamıyorum. Kiralamada sıkıntı yok, parasında da sıkıntı yok. Ben motorda, o kırmızı motorda cüzdanımı kaybettiğim için ne kartım var yanımda, ne kimliğim var, annemin ehliyeti yok. Başka da kimse yok etrafımda. Hani bari sen gel de bari bana bu konuda yardımcı ol ya. Ben mi kiralayayım? Yok ben kiralayacağım da sadece hani orada arkadaşım dedi ki kişi bilgileri için şey dolduracağım dedi. Kimlik gerekiyor dedi. Ben de tamam dedim, ben arkadaşımla şey yaparım dedim. Sen yok demezsin diye düşündüm yani. Vallahi kardeşim bilmiyorum, daha hiç böyle bir şey yapmadım. Bilmiyorum yani. Şimdi benim adım olacak bir sıkıntı mı kötü olur belgeden dolayı. Yok kanka. Şimdi adamı tanımıyorsun. Kanka bir şey olursa yani bu her şey bana yani. Yücelerde tanıdılar. Vallahi hiç araba kiralamadı ya, şimdi sistemi de bilmiyorum nasıl olur. Kanka yani oradan arabayı ben almak için sadece şey şöyle düşün, kimliği bırakacağız arabayı alacağız. Herhangi bir şey olmuyor yani, zaten Yücel abi mi tanıdı bu adam? Ya bir sıkıntı çıkacak bir durum yok ya. Şu işimi sana zahmet çözelim, annem bekliyor. Tamam kanka halleder baba ya. Sen ne zaman gideceksin? Adana'ya mı gideceksin? Aynen kanka, benim hemen çıkmam gerekiyor ya. Nasıl sabahtan beri ben arabayla uğraşıyorum. Ben sana oranın konumunu anlatayım, siz de oraya gelin, ben de oraya geçiyorum zaten. Adam bekliyor, bir tane araba kalmış. 5 dakikaya dönüyorum dedim. Ben o zaman onu arayayım şimdi. Abi biz geliyoruz diyeyim. Tamam. Tamam. Şimdi Emrah'a geçiyoruz. Emrah olayı anlatalım. Emrah'ın da biz kamera kurmamız lazım. Emrah filo rentakar sahibi. Filoları var arkadaşımın. Daha önce burada bir tane video çekmiştik. Evet. Emrah sağ olsun. Şimdi Kerem buraya gelecek. Kerem burayı biliyor ama seni tanımıyor. Tamam. Sen buraya Kerem gelince ben seni biliyorum, sen Yücel'le birlikte oynuyorsun falan filan de. Tamam. Size de yardımcı olacağım. Benim elimde hiç araba yok de. Tamam. Kerem. Kerem ne abi? Şey demiş. Kanka konum atmadım demiş. Kanka motorla geçiyorum o yüzden yazamıyorum. Bekle geçeyim de atacağım sana konum. İnanılmaz olsun madem. Şimdi kamera yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kamera yerleştirip bir yer arıyoruz. Ondan sonra Kerem gelecek. Telefonu buraya böyle geçireceğim. Tamam mı? Kardeş bunu oraya bakmasının imkanı yok ya. Bakmaz ya. Niye baksın ki oraya? Böyle yapacağım oraya. Onun telefonunu bantlarız. Yani bir şöyle. Bunu böyle koyacağım. Tamam mı? Çok iyi oldu. Anlamaz bile. Şu an mesela burada otur. Emrah sen de oraya otur. Aynen. Bakalım hangi yerde. Ben burada otururum. Sen buraya otur. O oraya otursun. Çünkü o eğilip Emrah'a bakmaya çalışacak ya ekrandan. O tarafa hiç bakamaz o zaman. Aynen, burada oldum, bura attık olmasın yani. Aynen, sen gel buraya oturun. Bekliyorum demiş. Şu an Furkan konum atıyor Kerem'e. At. Bir şey diyeyim, öyle bir heyecanlıyım ki. Of, bir gelsin de görsün o. Kanka ben geldim şimdi, konum da attım ama konum geldi mi sana? Aa, gördüm şimdi, geleceğim ben. Ya. Tamam kanka, sen ara, burada yan yana dükkanlar var, karıştırma. Tamam mı konumdan? Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kaydı başlattım. Baksana be. Kanka Solak Auto mu? Yok kanka. Aşağı doğru geleceksin. Aşağı değil mi? Aynen biraz daha ana yola doğru. Aysanlara doğru iniyorsunuz kanka. Ben dışarı çıkıyorum şimdi. Kanka nerede kaldınız ya? Emre abi akraba olacak neredeyse ya. Biz de artık seni bekliyor. Gidecektim ben şöyle. Sen arabada mı bozuldu? Kanka sen araba kullanmasını bilmiyorsun çünkü. Ya akla ne alakası var oğlum? Seni bekle alakası var. Düz yolda gidiyorum dayı. Benim geçen vites çubuğu çıktı araba. Vites çubuğu da çekince sadece 3'e geçti araba. Öyle sanayiye kadar gittim. Baskı baltta ama bir koku geliyor hemen lazım. Mecbur öyle yaptım. O günden sonra depreşte bir sıkıntı oldu. Şimdi ya depreş gitti ya da genel çubukla alakalı bir şey var bilmiyorum. Abim nereye bıraktım işte sanayiye. İyi abi biz o zaman şu işlemi halledik ya. Ben de gideceğim. Bekliyorum. Ben de hemen halledik. Baba şimdi Furkan'la ben izah ettim. Furkan bizim tanıdık. Tamam. Yabancı değil. Ben de normalde araç kalmadı. Ben araçların hepsini verdim. Evet. Bir arkadaşımdan rica ettim. Yani o da bu işi yapıyor. Evet. Sanayici bir arkadaş. Onun arabasını verek sana dedim. Sıkıntı yok çocukta. Yani onu verek dedim. O da tamam dedi. Tamam.
Nasıl yapacağız? Evet burada bu. Şu şekilde sana şöyle gösterip imza alacağız baba. Biz aracı kiralarımız alacağız. Sağda kimliğine yazıyor. Kimliğinin ehliyetini vermen lazım. Evde bilgilerine girmen lazım. Ehliyet yanımda yok ama fotoğrafını açsam olur mu? Evet fotoğrafını ver. Tamam fotoğrafını ver. Ben de bu şortlarla hep biniyor muyum? Düzdanın gittiğinden haberim de yok. Siz arkadaşı da Yücel'in yanında görüyorum. Yücel de... Beraber çağırmışsın. Yücel abi de beraber. Neyse şu iki tane imza alıyor. Arkadaş kesimi de geri sana. Bilgilerine doluşuyor. Bir tane buraya, bir buraya, bir de buraya. Bilgilerini aldığım için şuraya imza atıyorsun. Şuraya. Evet. Bir imza buraya, bir imza da buraya. Aracı teslim ettiğinde evranı sana veriyor. Araç bir yarım saatlik takıya geliyor. Tamam. Üstüne sen git, istiyorsan bekle. O zaman da ben bir müşteri gelip bir tane gideyim ki seni ararım abi. Tamam. Sen beni ararsın. Tamam. Ben senin aramın var. Numaram var. Sen beni ararsın. Araşırız. Tamam. Ben bana da hallederiz. Sıkıntı yok. Ücreti sonra hallederiz. Sıkıntı yok. Benim hiç müşteri fark etmez. Gelsin dedim. Baksana müşteri alakalı. Yok tamam. Sıkıntı yok kardeş. Araç gelsin ben sana hemen alacağım. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Tamam bakalım. Hadi canına sağlık. Görüşürüz. İyi hadi. Hadi sağ ol. Hadi sağ ol. Görüşürüz. Abi lavabon var mı ya? Evet lavabon var. Görüşürüz sanki. Kardeş bir söyleyeyim, buraya yani şu boş senete adam bilse daha imza atmaz ya. Atar mı? Abi yok kolay kolay atılır mı ya? Adamlar miktar yazdılar öyle atabilir. Nasıl attı direkt bunu? Boş imza. Ben de çok şaşırdım ya. Kerem geldi biraz imza attı gitti. Adam boş senete imza attı ya. 1.3 milyon yazdıracak. Araba ama Audi A6 kardeş. Yani 1.3 milyon yazdırmıyor mu? Çocuk diyecek ki ya arabanın işte yatağı gününü bilmem ne. Tamam. Hayır hiçbir şey sormadı. Kiraladığın arabanın bedeli ne, miktarı ne? Hadi misal veriyorum ben tatlı attım. Normalde değer kaygı var bak bu işin değer kaygı var. Ama normalde Emrah'ın rentekar kaskosu falan da var. Hepsi yani. Var. Her şey var. Hepsi var. Ama bu böyle bir hayali bir araba olduğu için bilmediği için yok diyeceğiz biz. Aynen. Oğlum rentekar kaskosu falan bir şey yok ki bu aracın. Evet. Bu şahsi bir araç diyecek. Ki o onu bilmiyordur bile biliyor musun abi? Çünkü dedi ki benim hiç bilgim yokken nasıl yapacağız dedi. Ben de bir imza atacaksın, kimliğini vereceksin dedim. O dedim yani ne imza attı, ne yaptı bilmiyor. Hemen aramayacağız. 2,5-3 saat sonra falan arayacağız. Adana'ya gitmiş, Adana'da kaza yapmış diye. Ondan sonra Osman'ın sahnesi geçecek. Oraya gizli kamerayı kuracağız. Senin o şey kamera var ya onu kuralım bu arada. Arkadaşlar burada kameramızı kurduğumuzda gördünüz. Düzenek hazırladık resmen düzenek burada. Evet. Şurayı falan geldik. Bunu oraya koyduk. Televizyonun arkasına yapıştırdık. Sadece kameranın çeken tarafı çıktı falan. O yüzden videoyu beğenmeye, kanala abone olmayı unutmayın. Biz şimdi oraya geçiyoruz. Arabamı kiralıyoruz. Adana'da kaza yapmış. Gelir misiniz? İşlemleri halledeceğiz diye. Ne kimden konuş? Ne Kerem. Kerem tanış. Abdülkerem, Abdülkerem de. Abdülkerem'le görüşüyor. Çalsın. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş isim Abdülkerem miydi? Evet, kimle görüşüyorum? Ben takarcıyım Hacı Osman. Tamam vereceğim. Buyur abi. Baba benim arabayla kaza yapmışsın. Sen kiraladın da arabayı. Senin adına kiralandı. Bir gelin de baba şu işi bir hallede Kerem. Ne kadar sağlık? Benim arabayı kiraladınız kardeş. Şoför Furkan yok. Adana da kaza yapmış kardeş. Kim sürüyorsa arabayı kime verdiysen arkadaş kaza yapmış. Fotoğraflarını falan attı. Bir gel adamı iş göstereyim. Yanlış mı olur ya? Arabayı yeni kiraladın abi. Kardeş arabayı yeni kiraladın diye kaza yapmama şansın var. Arabayla kaza yapmışlar. Baba araba sende değil mi zaten? Sen bu arabayı alıyorsun. Arabayı alıyorsun. Niye bir başkasına veriyorsun kardeşim? Sen kendi adına kiralıyorsun zaten bir başkasına veriyorsun. Bu nasıl bir iş ben anlamadım. Gel de görüşecek gene kardeş. Tamam abi. Hadi dışarı. Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi beni arıyor. Arıyor mu? Evet. Dur bekle. Alo. Ney? Kaza mı yaptın? Kanka kaza yaptım dur arayacağım seni kuzenim geliyor kardeş, annem gibi bineceğim kardeş, dur döneceğim. Kardeş yapma kaza mı yaptın? Kardeş annem gibi götüreceğim diyorum ambulans geldi bir dakika ya. Oğlum arabayı düşürüyor. Kerem beni arıyor Kerem beni arıyor. Alo. Efendim. Abi çok kötü bir şey oldu yakın lazım. Ne oldu? Ya çocukken araba kiraladı kıpta yapmış. Ne? Ya çocukken araba kiraladıydık. Evet. Kaza yapmış abi. Nerede lan? Adana'da. Adana'da mı?
Ya abi acil gelmen lazım, beni al da üstüne gelin. Adana'ya mı gideceğiz, anlamadım şimdi. Ya abi sen gel, anlatacağım abi, ben oradayım. Tamam, geliyorum. Hadi çabuk gel. Çocuk korkuyor, bir şey diyemedim ki. Çocuk bir şey diyemedim. Şaka yaptık değil mi? İçim çok parçalandı şu an. Yok. Değil mi? Yok, daha beter olsun. Osman abi. Abi ona şapla vuracaksın her vakta. Tamam abi, beni yer çaldın. Ama çaplağa vurmak değil ki. Kardeşim altına sıçtırmak. Vurduktan sonra adam belki de tepki gösterir. Hayır, ben bana veririm der. Ben elinin bedelini... Arada istiyorum. Kimden kiraladınız? Adam kimde? Adamın ailesinde tamam. Bir şey var mı? Beni mi çaplattı benim? Tamam dur be. Sessiz. Arkadaş kimden kiraladınız siz bu arabayı? Ben şimdi Furkan'ı aradım da... Abi bilmiyorum. O da hem yere çağırdı. Araba lazım dedi ya. Yani biz kime gideceğiz sonra onu söyle. Belki tanıyorsam ararım. Bilmiyorum, numarası seni aramış herhalde. Allah Allah. Bilmiyorum. Ben numara aramış bir tane de ben açmadım ya. Birkaç tane numara var. Dedi ki araba lazım dedi. Oraya gidip dedi. Bir tane araba var dedi. Oğlum sen niye imza diyorsun, ben anlamıyorum ki. Ya neyse tamam, sen neredesin, yerini söyle. Abi memnun değil. Tamam geliyorum, hadi görüşürüz. Sıçsın. Bir şey yaparken düşün diyor. Mesela sen de düşün. Yoksa makas alıp çarp diyor. Şuradan sıfırdan vuruveririm bak ha. Onun şakası bile yok dedi. He, şakası bile yok, tamam mı? Arkadaşlar bana sen böyle bir şey bile yazmayın. Önce Kerem Akif. Ama sana böyle bir şey direkt böyle tutup kesin. Usta Kerem Akif. Arkadaşlar Akif kahvesi yok. Akif yok. Şekilde. Hırpalama var da vurmayı vurma olmasın. Osman aradı şu an beni. Osman Emir Soylu. Kardeş ben bu çocuğu biliyorum. Bu tamirci sanayide. Tanışıyorum. Birkaç kere aramı götürdüm de kardeş bunlar... Abi bilmiyorum. Ben de rentekar. Oğlum bunlar rentekar değil ki oğlum bunlar. Bu adamlar sanayici. Bunlardan araba nasıl kiralanır? Bu sıkıntı da oğlum ya. Ya bilmiyorum. Ben bir tane rentekara götürdüm beni. Şeyin orada ağabeyim. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Bak ben sana, ben şimdi senin anına geliyorum, tam olarak yerini söyle bana. Oraya geleceğim. Abi benim neresi? Abi tam önündeyim. Tamam, onun önündeyim. Ama bak seni rica ediyorum, bu adamlar cidden öyle... Bak malını alır yani bu adam. Esnaf adam, ama bak bu adam senin neyse o alır yani. Ben sana neyse geleceğim, yolda konuşuruz seninle. Arkadaş ben dükkandayım 5 dakika, bak saat 19.14 19.20'de burada olur, ben sizi bulmayayım baba. Bak güzel dille konuşunca konuşuyorum ama işi zora sürmeyin kardeş. 3-4 saatten beri bu çocuk kaza yapmış, beni polis arıyor, araban kaza yapmış diye bilgi veriyor, otoparka çekiyorlar. Ben seni arıyorum, senin haberin yok, adamın haberi yok, çocuğun ailesinde bir sıkıntı var mı, Allah yardımcısı olsun, bir şey demiyorum. Arabam da paramparça olmuş kardeş, ben 2 milyon para verdim ben o arabaya. Sizin umrunuzda değil ama bizimki de para arkadaş. Ya benim numaram sende kaydı değil mi Yücel? 20'dir seni arıyorum, telefonumu açmıyor ya. Bu adam seninle ekip arkadaşın değil mi kardeş? Senin adını veriyor, geliyor şey alıyor, kefil oluyor, bilmem ne oluyor. Geliyor yapmış. Saplandım bol geliyor. Selamünaleyküm. Kardeş arıyorum, durmamışım yani. Otur olur. Ne yapabilirim ben? Otur kardeş, otur. Kaç kere arayayım baba, kaç kere? 100 kere mi arayayım, 50 kere mi arayayım, 1000 kere mi arayayım? Babam mı arasın, amcam mı arasın, dayım mı arasın? Seni milyon kere mi aramamız gerekiyor? De takıp da telefona bak. Kardeş bana sen söyledin bu adamlara verirken arayayım. Bana ne sen yükseliyorsun ya? Lan bak. Ben haberim bile yok. Ben seni ne dedim demin arayayım? Konuşalım mı, bağırarak mı konuş? Kardeş yok, bağırarak da sen öyle... Konuşak mı, bağırarak mı? Ben başta tek bir kere sorarım, ikinciyi sormam baba, beni tanıyorum. Kardeş sen imza niye atıyorsun? Babayın arabasını. Ya baba... Niye başkasına veriyorsun arabayı? Ben kime kiraladım bu arabayı? Niye imza atıyorsun dostum? Oyuncak mı kardeş bu arabayı, al. Buna ver, ona ver, şuna ver. Bu arabayı kim kiraladı? Bu arkadaş kiralamış. Bu arabanın imzası var. Furkan beni bir yere götürdü. 8 senede her şeyi var. Şeyle... Rentekara götürdü beni bir tane, dedi araba kiralayacağız dedi, ehliyetim kimliğim yok dedi. Bu fotokopisi zaten arkadaş. İmza attığın şeye bakmam, ne imza attın. Elin ayağını titremesin dostum, attığın şeye iyi bak. Bak hiçbir şey yazıyorum, fiyat yazıyorum, sen kafana göre ne imza attın? Hayır ben bilmiyorum, nasıl ben hayatımda ilk defa araba kiralıyorum, o da çocuk şey yaptı diye kiralıyorum abi. Ya da çocuk şey yaptı diye bir şey mi var ya? Yücel arabayı gördün mü? Yok işte, ben bilmiyorum, hiçbir şey haberim yok. Ne kadar size komik geliyor, yaptığınız hani video yapıyorsunuz böyle her şey. Çocuk oyuncağı sanıyorsunuz. Ne alakası var kız?
Polis arıyor beni. Kaza yapan çocuk dahi aramıyor. Araba kimde? Arabanın nerede olduğunu bile bilmiyor. Kankam, al kardeş şey. Benim arabanın sonu hadi al. Al kardeş al. Al kardeş. Hadi benim arabayı eski haline geri getir. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bundaki şey ne? Yani biz buna ne ödeyeceğiz? Bir iki önce bunu ince bir konuşalım. Abi airbag bile patlamış. Airbag bile patlamış abi. Ağla sallı araba, ağla sallı araba. Bitti yani abi araba. Benim arabam ne kadar biliyorum baba. O araba bana oturuşu 1 milyon 400. Bugün satsam 1 milyon 600 liradan arabayı satıyorum. Kirasını, mirasını boş ver Yücel. Abimi tanıyorsun, amcamı tanıyorsun, dayımı tanıyorsun. Seninle güzel konuşuyorum ama o adamlar geldi mi seninle böyle konuşmayacak. Ya neyse tamam çok doğru haklısın da ben olaydan haberim yok. Onu anlatmaya çalışıyorum sana ya. Abdülkerim Tanış sensin değil mi baba? Furkan neredesin baba sen? Polis çağırak ya da mahkemeye... Furkan neredesin abicim bak biz adamlara geldik. Araç başka biri bilmiş. Doldurayım kardeş ya da 2 milyon ödemesini yap kardeş. Sur olsun. Ha. Ne kadar ödeyebilirsin kardeş? Tamam geçmiş olsun canım. Tamam. Onlara Peugeot var, istiyorsan onu verebilirim. Başka kaç model veriyor? 2306 abi. Ne yapayım kardeş ben 2306 bilmem ne. Kaç lira? 300 lira, 400 lira babası. Gerisi, aha kaldı 1 milyon. Çocuk, çocuk. Ben kanara ödesin. Beni aradı şimdi aradı beni. Hastanedeyim, beni almaya geldim. Abdülkerim tanımam kardeş ben. Emek abi ben, yanlış alamam kardeş. Ben seni buradan çıkarmam. Sen bir kere buraya gidelim. Kardeş, Kardeşim arkadaşı yok. Yüzey arkadaşı yok abi. 2 milyonluk araba ya. Arada 2 milyonluk araba var. Ama anlıyor musun? Çıkmayı birbirimizi mi öldüreceğiz? Vallahi gerek yok. Ya ödeme yapacak burada. Yapacak bir şey yok. Ya burada ödeme yapacak. Mesela başkanı bilmiyorum. Kaç gün yatacak? Yüzey ne yapak biliyor musun? Ver arabanı. O ben niye aramadım? Seninki de alır abi. Ver arabanı. Seninki de aldı zaten. Senin araban değil mi? Seninle beraber çalışıyor. Seninle beraber çalışıyor. Bütün videolarda berabersiniz kardeş. Ekip arkadaşıymış. Senin adamın gelip, bu arkadaş değil, öbür arkadaş gelip senin adını söyledi, kefil dedi Yücel. Sen aradı, telefonu açmadın. Kardeş, adam senin adına tamam, geldi, kefil oldu dedi. De, arabamı niye veriyorum? Bir bakalım kardeş, gel belki de, yani ödenecek bir şey olur, başka bir şey olur. Ya kaç gün yatacak bu araba? Tamam, kardeş, benim arabanın masrafı, kaportacı götüreceğim. Benim arabanın masrafı ne? 600 bin lira masrafı var. Kaç gün çıkarsa, kaç gün yatarsa her güne kirayı bedeli yazalım kardeş gene. Yattığı her gün, bugün yattı bak mesela, bugün parasını aldık zaten. Yarının parasını alırım. Öbür günün parasını alırım. Ta ki arabamın bugünden çıkış gününe kadar bütün günün kirasını alırım. Günlük kiram tam 7000 lira kardeşler. 10 gün yatsa 70000 lira. 100 gün yatsa 700000 lira. Yani bu araba yattığı sürece de zararlı ayaklıyız. Ben niye cemden gülüyorsun kardeş? Furkan'ı bilmeyiz ha. Senette senin adın yazıyor. Furkan yazmıyor. Kardeşim, bu arabayı bu adam kiralamış. Evet. Her şeyi senin karşılaman gerekiyor. Furkan'ı biz ilgilendirmez. Kardeşim şimdi sen de şunu bir daha. Kardeş tamam. Onu rica ediyorum. Bir sen şunu da bir arayın bir daha. Saat 4.30'da arabayı alıyorlar. Saat daha 7 ya. 7.30 ya. 2 saat. 2 saat. Nasıl oldu bu iş ya? Alo. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Bu araba işte orada tutanak falan tutulduğun bir şey oldu mu? Ne oldu? Oğlum salak mısın? Senin de heyet yok. Senin orada ne işin var? Ben onu anlamıyorum ya. Ya ben anlamıyorum abi ya. Gel bu şaka mı yapıyorsun sen? Oğlum ehliyetin yok sen Adana'ya başkasının arabasına sen nasıl gidiyorsun gerizekalı? Abi buraya gelsin ya. Tamam hadi görüşürüz ben arayacağım seni. Güzel. Çok bir zamanım var. Açık konuşayım. Bana şunu yaparım de bakak bile. Yok yapamıyorum diyorsan o cümleyden bulalım. Abi yarısını ben karşılarım ya. Bırak Maraş'ı almayı ben götüreyim sana ya. Peki şey abisi sanayici oraya götürsek falan. Baba yok ben kabul etmiyorum abi. Ya bundan arabaya gidememiş arabayı Maraş'a mı götürmeyeceksin? Arabayı ya satın alacak ya da aynısından getirmeyeceksin. Hatasız boyansız araba. Bitti ya. Karşı görüşte babanı şimdi affedersin yanlış anlama da küfür edeceğim olmayacak. Sana söyleyeceğim olmayacak. Şimdi sana bunu vursam, dövsen, parçalasam bir şey de kazanmayacaksın. Sen şu an parasını ödeyeceksin kardeş. Başka bir düşünme yok. Lan kardeş burada ne yazıyor? Konuşmuyor. Bak ustacım burada. Lan adam kim abi? Ya yerin üstüne yürüyor ben yapma benim. Lan niye imza atıyor? Lan abi ha? Kim oğlum bu? Kardeş. Araba nerede? Osman kardeşim adam. Otur yerine. Ya adam. Lan bak. Yürüme diyorum ben sana. Otur yerine. Ben arkadaşım diyorum. Bana yerine otur dedim. Sen otur yerine. Bu kim lan? Nerede lan benim arabam? Haklı dille konuştuk anlamadın. Benim arabam nerede? Bana bak da konuş lan. Lan niye alıyorsun? Ben bilmiyorum hem arabanın imzayı atıyor. Ortada araba yok. Paramparça. Yarısını vereyim. Yarısını hangi soktuğumu almış götürmüş. Lan bana bak da konuş lan. Lan bana bak diyorum lan. Şaka yapar gibi bir halim var oğlum. Ben YouTuber mıyım? TikTokçu muyum? Allah benim aklıma. Bak ben daha yeni çıktım. Bak daha yeni çıktım. Geri içeri girmek istemiyorum. Vallahi burada Yücel. Bak sana da affetmem. Vallahi hepinize patlatırım burada. Nerede oğlum arabam? 1.600.000 Benim param 2 saat sonra elimde olacak. Arabayı da alın isterseniz ne yaparsanız yapın götürün.
Ha alıp başkasına veriyorsun ya. Git kralına ver. Beni hiç alakadar etmez. Yücel otur yerine. Kalkma lan! Tamam bir şey söyleyeceğim. Abi otur yerine. Kalkma dur lan. Kalkma oğlum kalkma. Kalkma lan! Vallahi. Kendi ayıbı. Paranı ver. Arabaya düşen ayıp olmuyor. Arabanı bak. Arabaya imza atmış. Üstüne de gitmiş. Arkadaşına vermiş. Araba bile. Telefonu ver. Hatası boyası araba gitti. Sağa saygın solsuz ayağa takma. Kardeş. Ama saygının da. Babasını arayalım abisini arayalım. Gidelim. Aran abi. Hadi şunu. Baba ne yapıyorsa yapsın iki saat işini çözsün. Ben hayırdır ya. Bu kadar emek edeyim. Arabaya biri alsın. Çocuğa diyorum ki ne? Bu sen misin? He diyor. Geliyor imza atıyor. Arabaya başkasına veriyorlar. Böyle bir ticaret mi var ya? Hayırdır ya. Ara şu çocuğu. Kim bu çocuk? Arabamın yerini söylesin. Siz dayak yememişsiniz ya. Siz ölmeyi bayılmak sanıyorsunuz ya. Ortada araba yok. Ortada çocuk yok. Araba paramparça. Burada Yücel bana diyor dayılanma. Bağırma çağırma. Evet, senin malın. Tamam, tamam ver arabanı. Verebiliyor musun? Senin kim al bizim kim al der mi? Açıyor mu kardeş? Açmıyor der mi? Seni s**lerle takıp da daha telefonunu açmıyor. Sen gidiyorsun 1.600.000'e. İmza atıyorum. Bu imza ne demek sen biliyor musun kardeş? Her şeyini vermişim bana bilgini. Bir dünya... Abi buraya 1.600.000 der. Buraya 5.000.000 mu yazsam vermek zorundasın. Yok. Lan gaz a**kim şuraya gel ya. Çık da gel araba nerede? Arabam nerede? Lan tamam çık da gel şuraya. Bırak gel lan arabayı. Nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Nasıl böyle böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Olay olduktan sonra beni arıyorsun öncesinde ara ya. Sanayideyim buraya gel. Açık konuş ya ben rehin aldılar de ya. Desene sen şu telefonu. Senin işin ne kardeş? Furkan kardeş benim arabam nerede? Sen annenle ilgilen kardeş o zaman. Arabamı hangi otoparka çektiler? Tam sen annenle. Geçmiş olsun kardeş sen annenle ilgilen. Senlik zaten bir şey yok. Bir daha değil kardeş bir daha değil. Şimdi o paranın peşine düşüyor ya ben annemi götürüyorum diyor. Anneni bırak gel diyor ya bana. O parayı da ondan alın o zaman abi. İmzayı atan o zaten benim. Şu anda muhatabım da o. Lan gerizekalı mısın? Ne engelliyorsun? Aptal mısın? Tamam. Annen hastanede dedik sen de. Ne aptal konuşuyorsun? Sen kaza yapmışsın. Biz bir şey demedik. Akşam annen önüne geliriz yanına. Aptal mısın oğlum ya? Burada olduğumuz durumu sen şu an biliyor musun? Nasıl durumdayız? Bilmiyorum o yüzden böyle konuşuyor. O s**tsın arabasından. Siktir mi? Bana bak. Gitmeyecek ya gel. Yok abi buradan çıkamaz ya. Dedim seni burada öldürürüm. Bir de peşinde mi geldin? Buradan çıkamaz abi. Bir saat içinde para gelecek. Anahtar lan, anahtar lan, anahtar lan. Çıkma yok. Bak. Buradan kimse çıkamaz. Yürü abi. Yok yok Yücel kalacak. Yücel kalacak. O burada duruyor. Arabasını da aldım. Sen siktirip git o paraya getirin. Ben dedim de. Getiriyorsun ha tamam mı? Lan bırak lan. Anahtarına bulurum seni. Abi gidemez diyor. Vallahi öldürürüm seni çocuğum. Buradan gelin. Tamam mı? Bir şey söyle. Yok abi. İki şey geçti artık. Araba yaptırayım, şunu yok. Biz burada eve geliyoruz abi. Hatta bu arası arabamız gelecek bizim. Nasıl alıp imza attıysan öyle getireceksin arabayı. Alması kolay. Perdenip getirmesini biliyor musun? Gerisi gelene bu arabanın. Ağlama oğlum, ağlayacak bir şey yok lan. Ağlayacaktın o zaman almayacaktın kardeş. Bir şey söyleyeceğim. Tamam biz bu şeyi ödeyeceğiz. Ama yani illa şimdi mi? Baba gece 12'de benim arabam gelecek. Nasıl benim arabamı takmayıp kimse nerede olduğunu bilmiyor. Telefonumu açmıyorsunuz. Nasıl bu arkadaş da umurumda değil olup da. Adamı böyle açılmıyor mu? Lan gerçekten kitlemişler adamı ya. Allah. İçime ne geldi ya? Beni dövecekler diye korktum lan. İçime ya. Gerçekten dayak yiyeceğim sen. Gerçekten döveceksiniz zannettim. Abilerim, bak benim abilerim burada. Osman abi. Şey üst üste geliyor. Bir de boğunca var ya, hiç psikolojim bozuk. Kardeş. Ben bu ay nasıl boğacak için bir düşünün başıma bu geldi ya. Lan yok böyle bir şey yok. Lan, lan yok yok kendine gel manyak. Nargil Emin camını kırmayacak. Bir şey diyebilir miyim? Öyle s**mez böyle gelen diye. Ama bunlar benim gerçekten abi. Lan ben de kendim bunu intikam alsın seni s**tim. Senin saçını kestik. Ama s**t oynadı. Gerçekten çok iyi oynadı. Fotosyonel. Ama ben korktum dokunuş ümitten var ya s**tim. Ben ümitten korktum bir ara. Dedi böyle öldürecek adam. Çok iyi oynadınız. Allah razı olsun. Ben su var mı abi? Su var nereye? Su hemen. Su var mı? Hemen kardeşim. Araba nerede peki? Araba nerede? Araba nerede? Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Bak gerçekten çok kahve gördüm senin gibi. Bu adam sana güvenip araba kiralıyor bir de adam arayıp ne diyor? Hayır araba nerede bileyim diye sorma. Direkt imzala. Ben bile şaşırdım bana bu kadar güvenmesine. O kadar şeyin üstüne bu kadar bana güveniyor. Abi hayatı böyle dönecek.
Bir ama yani insanlara güvenme hareketi. Al canım kardeşim. Olmadan titriyor lan. Çok şükür yarabbim. Bu da gitti yere düştü. Video kayda alırken üstüne başladı. Sen yere mi düştün? Ben baktım bu kadar. Kameraman yağ olmuş yere. Kameramana baksa üstüne başladı. Bir anda gelinir mi abi ya? Bak. Kerem'i yakın alabilir misin? Şu göz damlalarını, göz yaşlarını, damlalarını. Böyle detay verebilir misin? Dikkat et ama kameraya saldırmasın. Şaka bitti ya. Furkan s**k sen öldürürüm bak buraya. Bak oğlum yere vurma var ya daha fenası olur. Bu saatten sonra bana... Topla da için aç. Videoda hareket mi hareket yapmayacaksın. Tamam mı? Bak abilerim var burada. Abilerim var. Gel abi. Gel abi. Arabamı getireceğim abi. Arabamı kiralamışlar. Gel abi arabamı getireceğim. Gel abi. Aslında burada mı? Aslında burada mı? Gel abi. Gel abi. Aa, sen bir adı arabamla arabamla kazı yapmış senin ekip arkadaşlar. Gel abi. Tamam abi hemen geliyorum. Getir abi getir. Abi adın adayım abi. Bir şey oldu mu? Kerem alttan bana mesaj atıyor. Aç şu telefonunu. Aç s**im aç. Harbi mi? Bak Kerem aç şunu s**im yapacağın işi aç. Senin benim aç. Ben senin aç yapmışım. Bana yaptıklarını geçtim. O nargile videosundan sonra bu seyircilerin yanılmaz bir şey olarak bir cezaydı bu. Küçük kahpe Akif'te yok. Ben şahsen arkadaşlar. Akif nerede? Yok abi. Abim olsun. Arkadaşlar video bitti. Gördüğünüz gibi dersini aldı Kerem. Sıra Akif'te belki yaparız Akif'te belki yapmayız. Aklını veremeyen anasının dizinin dibinde otursun. Kerem'in içinden geçtim. Öcümü aldım. Sen bekle. Kanala abone olup yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I